Şimdi ben kütüphane tarihini çalışırken e, tabi bütün şeyleri dönemleri alıyorum. O Üçüncü Ahmet dönemine gelince Şeyh Ali Paşa tabi gördüm. Şeyh Ali Paşa çok o, kitap meraklısı bizzat. Çok o, yani seferlerde bile kitap toplarmış. E, zengin bir koleksiyonu var. E, dikkatimi çekti tabi. Daha sonra ilk galiba başkaları da belki yazmıştır ama Adnan adı varla ben gördüm. Yani o dönemde Şeyh Ali Paşa öldüğü zaman öldüğü zaman kitaplarının vakfı dolayısıyla müsaaderesi dolayısıyla Şeyhül İslam'dan bir fetva alınmış Şeyhül İslam İsmail Efendi'den. O fetva da şöyle deniyor. Yani işte Zeyd dese ki kitaplarım tarihe, edebiyata, ucuma astronomiye, felsefeye ait kitaplarımı vakfettim. Ee, şey olarak vakfı caiz midir? Şeyhülislam'ın fetvası el cevap asla caiz değildir. Bu tür kitapların kütüphanelere konulması caiz değildir. Şimdi bunu gördüm. Şimdi tabii demince öbür şeyde bahsettiğim gibi yani... E, bu tür şeylerde insanlar birazcık gördüğüne e, gördüğü gibi olduğunu düşünmemeli, gördüğüne inanmamalı, bir, bir şey olduğunu düşünmeli. Ben kütüphane tarihi çalışan biri olarak Molla Lütfü hukuk tarihiyle ilgili dediğim gibi hukuk işten bir e, burada da bir yanlışlık olduğunu gördüm. Yani böyle bir fetva olmaz. Yani normal olarak böyle bir fetvanın olmaması gerekir. Ama fetvayı vermiş. Acaba niye vermiş İsmail Efendi? Bunun arkasında ne var? Birazcık araştırayım dedim ben bunu. Tabi e, tabi diyeceksiniz ki niye araştırdınız bunu? Nedir yani? Tabi beni burada rahatsız eden şu, işte Adnan Adıvar'dan başlayarak her yazan, hatta Halil Hoca bile e, tasup Çağı diyor 18. asra bu dönem için yani ve bunu öyle sürerek Osmanlılar Tarih, edebiyat, felsefe, astronomi kitaplarını kütüphaneye koymayacak kadar bağnaz ve geri kafalıydılar diyorlar. E bu Boinin bir şey olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Osmanlı'dan gelme olarak kanıma dokanıyor tabii yani. Ya böyle olur mu? Olmaması gerekir diye düşündüm. Zaten bu tür şeyler böyle düşünerek başlıyorsunuz. Olmaması gerekir. E niye düşündünüz derseniz e şimdi aynı imparatorlukta Adam 16. asırda Cihangir Camii'nde Peremeciler Ketüdası diye bir zat var. Kütüphane kuruyor. 40-50 tane halk kütüphanesi yani. E oraya Yusuf ile Zeliha, Kerem ile Aslı, bilmem ne aşık şeyler, aşk hikayeleri, şunlar bunlar. Her türlü kitap koyuyor şimdi. <laughs> yani camiye koyan adam, camiye koyuyor üstelik. Cami kütüphanesi. Ondan sonra bakıyorsunuz Fatih'in kütüphanesinde bu denen tarih var, edebiyat var, felsefe var, yani <laughs> astronomi var. E, daha sonra kurulan kütüphanelerde var. E, peki bunların da vakfı caiz değilse bu kadar vakıf kütüphanesindeki bu kitaplar ne oluyor? Değil mi? Bunu izah edebiliyor musunuz? Edemezsiniz yani mümkün değil madem. E bunun arkasında bir şey arayacaksınız. Aramamanız için şöyle bir şey var. O çok önemli. Yani araştırmacılar için özellikle söylüyorum. İnsanların ideolojik saplantıları oluyor. O ideolojik saplantılar insanlara belgeleri falan okurken o ideoloji e, yönünde yorumlama şeyi ne, yönlendiriyorlar. Ondan kurtulamazsanız çok e, yalnız sonuçlara varıyorsunuz. Hoşunuza gidiyor. E, yani ah buldum. Zaten düşünüyordum bu adamlar geri kafalı. Fetvayı da bulduk. Bitti. Falan. bu literatürde yerleşmiştir yani şeyh Ali Paşa'nın kitapları dolayısıyla olan fetva'dan dolayı Osmanlıların bu kitapları koymadığını üstelik mesela bir yabancı bir iki kişi yazmıştı bizim Türklerden Amerika'da yani Osmanlılarda kitaplar vakfedilince bir komisyon kurulur onlar incelenir uygunları konur uygun olmayanları atılırdı falan gibi böyle saçma sapan şeyler de yazıyorlar ondan sonra da ki Parantezine söyleyeyim, Osmanlılar'da kütüphanede sansür yoktur hiç. Her türlü kitabı şey yapabilirsiniz, kimse karışmaz adam neticede yani. <laughs> Düşünün evladım, bahname koyuyorlar, cinsel içerikli kitap koyuyor adam yani şeye. E, piyasada dolaşıyor o kitaplar. Şey etmiyorlar fazla yani, e, böyle bir sansür şeyi yok. E, bu neden dolayı rağbet buluyor? İdeolojiye uygun düştüğü için. Yani Osmanlı güzel oturdu. Arıyorduk, bulduk. Bu insanı çok yanıltıyor. Burada kalırsanız bir tarafa varamazsınız. Ben dedim ki bunda bir yanlışlık var. Bunun olmaması gerekir. Şimdi o sırada şu hatırıma geldi. Bu ideolojik saplantıya ilgili olarak. Bir hukuk tarihi profesörü vardı, hukukçu. Ebu Suud'un bir fetvasını görmüş. Ebu Suud fetvasında işte şey anlatıyor, kaçılıp yani kaç göç meseleleri var ya kimin yanında durulabilir, kimin yanında durulmaz falan filan gibi yani bu şey halvet meseleleri falan caiz olup olmanın. Orada diyor ki pire yani insanın birlikte bulunması şeydi yani bu pir orada dediği ihtiyar yani bir ihtiyarla yani 70 yaşında, 80 yaşında bir insanla halvet olmaz gibi yani böyle bir şey, bir fetva vermiş. O zat görmüş, İlhan Arsel diye galiba, İlhan Arsel evet. Bir yazı yazdı, Osmanlı kafa böyle zihniyet. Yani insanları işte pireyle bile şey, cinsel münasebette bulunduruyorlar bilmem ne falan filan diye yazdı. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Niye? insanın gözünü kör ediyor. Şu Osmanlı'ya bir vurayım ben. Ama tam vurayım buldum işte bak Ebu Suud gibi, Ebu Suud dehadır yani, hukuk şeylerinde adamın heykeli var, şeyi var yani, Amerika'da falan yani, kanunlaştırma yapan Osmanlı İmparatorluğu'nda, öyle bir dahi ve çok pratik, pragmatik bir adam yani gerçekten. E, hemen o şekilde şey ediyor, e, Orhan Şahik Hoca bir fetva da bizden diye buna bir karşılık yazdı, çok güzel. Çok güzel bir yazıdır. O hocanın makalelerinde var yani şeyinde. <laughs> Orada sonunda diyor ki, yani şey olarak kış günlerinde diyor yani yorganları çekip yattığımız olmuştur ama diyor o, o yorganlardaki püreyle de diyor bir, herhangi bir kötü bir işlem yapmak hiç aklımızdan geçmemiştir diyor. <laughs> Normal olarak. Ben bunu şunun için söylüyorum. İdeolojik saplantı insanı şey etmiyor. Ben onu okuduğum zaman Dedim ki bunda bir yanlışlık var şimdi bu fetvada. Sonra araştırdım. Arka planı şu çıktı. Şehit Ali Paşa'nın çok zengin kütüphanesi var. Şehit Ali Paşa'nın 2000 civarında kitabı olmasına rağmen şimdi vakfedilenlerin en kaliteli kitaplardır diğer kütüphanelere göre. Adam meraklı. Yani böyle eski tarihli, nüshası az falan. Böyle demek ki adamın şeyi var, bilgisi de var. Şimdi Kuzguncuk'taki yalısında Sultanahmet'teki e, şeyinde, köşkünde kütüphaneleri var. Kendi kütüphanesi. Sağlığında da belli bir miktar kitap ayırmış 2000 civarında. Vefada bir bina yaptırmış ve kitaplarını oraya koymuş ve vakfetmiş. <laughs> Vakıfta biliniyor. Yani hayatındayken açılmış. Şimdi Şehit Tarifaşı'nın hem konakta hem kuzguncukta kitapları var. Ve bu kitaplar, kitap çok nadir ve parayla alınamıyor. Yani siz dediğiniz kadar parayla çıkın deyin ki dördüncü asırda yazılmış. Ben şöyle bir tefsir kitabı arıyorum. Bulamazsınız yani neyi verirseniz verin. Öyle kitaplar var ki terekelerde bir kitaba bir konak alınıyor. Öyle kitaplar var. Yani yüz bin akça. <laughs> yani o kadar çok kıymetli. Şehit Ali Paşa'nın öyle dehşet. Şimdi şehit Paşa, öldüğü zaman tabi bu iştah kabartıyor kütüphane neticede. <laughs> devlet adamlarının Osmanlılar'da sistemde, devlet adamları kul statündesindedir. Kuldur, gelirler, padişahın şeyinde kuludurlar, görevler alırlar, büyük servet edinirler. Büyük servet edinirler, öldükleri zamanda servetleri müsaade edilir bir miktar ayrılır çoluğuna, çocuğuna, bilmem nesine falan filan. Vakıfları da ayrılır. Vakıf olanlara da dokunulmaz. Dokunamazsınız vakıfsa. Öbürleri müsaade edilir. Bu gayet bir uygulama. Ah, herhalde düşünüyorum. Üçüncü Ahmet dedi ki, Üçüncü Ahmet de bu çok seviyor ve Topkapı Sarayı'nda da bir kütüphane kuruyor o sırada. <laughs> şey olarak... Tamam bu fırsat müsaade edin hepsini, kitapları, mitapları hepsini müsaade ediyorlar. İşlemleri başlatıyorlar. o, o konuda belgeler var. Üçüncü Ahmet'in fermanı var. İşte kitaplar getirsin. içinde önemli olanların yanına mim konulsun. Onlar saraya gönderilsin. Şunlar şuraya konulsun. Bunlar satılsın falan filan diye. Yani bu işlemi yapıyorlar. Başlatıyorlar, yapıyorlar. Daha sonra herhalde biri itiraz ediyor. Diyor ki, ya bu kitaplar yaptınız ama vakıf. Yok canım ne vakıf falan var diyorlar. Tabii bir panik. Ondan sonra bir ferman. Yani vakfiyeti olup olmadığı işte Rumeli Sadaretinden şeyden araştırılsın. Rumeli Sadaretinde vakfiyesinin kopyası var Şeyh Tali Paşa'nın. Şeyh Tali Paşa sağlığındayken hem şeydeki, köşkündeki hem de yalıdaki kitaplarını vakfetmiş. 5-6 bin civarında çok kıymetli. Ee, şimdi uygulamayı yapmışsın, müsaadeleyi yapmışın, Ondan sonra bir kısmını oraya bir kısmını satmışın, etmişin. Peki çare ne? Çağırdım Şeyhülislam Efendi buna bir çare buldu. <laughs> çare şu. <laughs> yani bu kitapların vakfı caiz midir değil midir? Şeyhülislam da diyor ki ne, ne, ne yapsın diyecek. Vakfı caiz değildir diyor. Böyle böyle kitapların. Peki o Şeyhülislam'a soracaksınız. Bunların caiz değil de... Vefa'da açtığı kütüphanedeki kitapların bak bu nasıl caiz oluyor. Yok o artık fazla dillendi şey yaptı. Biz onu engelleyemeyiz. Onu. <laughs> Ama bunlar bunlar bilinmiyor bunları. Neticede bu bir pratik çözüm yani neticede bulunmuş. Bunun hiç dinle, imanla, ideolojiyle, şunla, bunla, bakışıyla, Osmanlıların geri kalmasıyla, ileri görüşüyle falan hiçbir alakası yok neticede. Bu basit bir şey yani neticede. Problemi çözmüş Şeyhülislam çözmüş. Fakat o çözdüğü fetva bizim başımıza bela olmuş. Ondan sonra her önüne gelen işte Osmanlılar böyle geri kafalıydı, böyleydi, böyleydi falan diye tutturuyorlar. Şimdi normal olarak siz bir aydın olarak, bir münevver olarak şunu düşüneceksiniz. Kardeşim tamam da bu kitapların vakfı caiz değilse Osmanlı dönemi boyunca e, peki bu kitaplar nasıl vakfedilmiş? Yani caiz değil söyledi, değil mi? Normal olarak. E demek ki bunda bir şey var bir bit yeniği var diyeceksiniz. Ve araştıracaksınız. Araştırınca da ortaya bu çıkıyor. Ben bunu onun için yazdım. Yani biraz şöyle düşünüyorum. Ecdadımızı bu tür şeylerden kurtarmamız gerekir. Yani hamasilikle şey olmuyor. Öyle televizyon dizilerinde çıkıp da şöyleydi böyleydi falan filan olmuyor. Akademik sahada yapacaksınız, yazacaksınız. Karşı taraftaki adam da okuyacak, şey edecek. Öbürünü insan istediği gibi yapabilir yani. Onun için benim kitaptaki birkaç tanesi e ee, bu şeylerdir.